Bana daha iyi adaylar bulmalısın. Gönderdiklerin hiçbiri hiç mesinmedi. Bak, adaylar hakkında ayrıntılı bilgi de istiyorum. Aile geçmişleri iyi olmalı. Sıradan bir aileye teklif götürmek istemiyorum. Evet, tamam. Bir an önce gönder ona göre. Böyle bir işe kalkışmadan önce Faris'e ne düşündüğünü sormalısın. Ben önce uygun birini bulayım. O zaman fotoğrafını Faris'e gösteririm. Fotoğraf göstermenden değil, ona sormandan söz ediyorum. Faris uzun yıllar yurt dışında kaldı. Farklı değerleri olan bir adam. Ne düşündüğünü bilmiyoruz. Muhtemelen hayatında biri var zaten. Ya da hoşlandığı biri olabilir. Yok öyle bir şey. Dediğin gibi olsaydı bunu bana söylerdi. Erkekler genelde böyledir. Bu tür konuları kimseyle paylaşmaz. Faris'le konuşursan bunu sana izah edecektir. Ama sen doğrudan kız aramaya başladın. Evet. Doğru olan bu. Çünkü seninden şey yaptığın yanlışı, onun yaşadığı haksızlığı Faris de yaşasın istemiyorum. Danish ve Faris arasında çok fark var. Danish belki biraz asabi ama duygusal bir adam. Ve de bir süredir Fiza'ya karşı olan tutumunda büyük değişim var. Faris ise onun tam tersine, her şeye olumlu tarafından bakıyor. Sade bir insan, küçük şeylerden mutlu olan biri. Bence onun için endişe etmeye gerek yok. Doğru olan kararı pekala alabilecek olgunlukta. O bir karar almayacak. Kararı ben vereceğim. O da benim kararımı kabul edecek. Şükürler olsun. Bugün çok güzel bir gündü. Ne mutlu bize. Her şey yolunda gitti. Birkaç gün kalacaksın değil mi? Düğünden sonra mı döneceksin? Evet baba. Bu iyi işte. Senin burada olman bana güç veriyor. Eskiden annem vardı. Her konuda mutlaka onun fikrini alırdım. Onun yokluğunu şimdi daha çok hissediyorum. Haklısın. Söylesene canım. O gün biz evden ayrıldıktan sonra her şey yolunda gitti değil mi? Umarım Danish bir şey dememiştir. Hayır baba, Danish bir şey söylemedi. Hatta evde hiç kimsenin bana karşı bir şey olmadı. Herkes oldukça normal karşıladı. Ama ben gerçekten çok endişeliydim. Biz gittikten sonra sana nasıl davranacakları hakkında bir fikrim yoktu. Yorgun görünüyorsun kızım. Hadi git yat sen, yarın konuşuruz. Tamam baba, sen de yat artık. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Evet anne, beni mi istedin? Evet Faris. Canım, sana WhatsApp'tan birkaç fotoğraf gönderdim. Bakmış mıydın? Fotoğraf mı? Hı. Hayır hayır, farkında değilim. Nedir bu? Neden bana bu kadar çok kızın fotoğrafını gönderdin? Kızların fotoğrafları erkeklere niçin gösterilir? Tabii evlilik için. Sana bunu defalarca söyledim anne. Benim şimdilik evlenmeye niyetim yok. Neden yapıyorsun bunu? Ben de sana bugün evlen demiyorum. Ama nişan yapabiliriz. Neden beni evlendirmek için bu kadar acele ediyorsun? Bekar olmam hoşuna gitmiyor mu? Çünkü evliliğin konusunda risk almak istemiyorum. Oğullarımdan birinin hayatı çoktan mahvoldu. Seninki de mahvolsun istemiyorum. Yengemle veya ailesiyle bir sorunun mu var? İkisiyle de. Onların varlığını tahammül edemiyorum. Elimde olsa bu evliliği bir dakika içinde bitiririm. Ama baban yüzünden buna katlanıyorum. Her neyse. Şimdi sen söyle bana. Kızlardan en çok hangisini beğendin? Hı? Şuna bir bak. Ben en çok bu kızı beğendim. Gelinim olsun isterim. Onu biriyle tanıştırmam gerektiği zaman bunu gururla yaparım. En azından utanç duymam. Ne diyorsun? Beğendin mi? Duydun mu? Babam beni arıyor. Benden önemli bir iş yapmamı istemişti. Önce o işe bakayım anne. Bunu daha sonra konuşuruz, olur mu? Görüşürüz. Ama Faris... Alo. Selamun aleyküm, nasılsın? Ve aleyküm selam. İyiyim. Seni defalarca aradım ama açmadın. Evet, işim fazlaydı. Mı dinle. Seni aradım çünkü bir şey sormam gerek. Düğüne gelecek misin? Bilmiyorum ki. Hüda hafızı. Fize abla. Fize abla, kına yakacak kadın geldi. Hanya abla seni çağırıyor. Gel. Sen git, geliyorum. Abla bak, kınanın rengi ne kadar koyu değil mi? Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Demek oluyor ki Saat abi seni gerçekten çok seviyor abla. Ne yapıyorsun, rahat dur. Bütün dünya onların aşkına şahit, kınaya ne gerek var? Ne zaman ağzını açsan sürekli saçmalıyorsun, hiç konuşma daha iyi.
Alın bakalım, eşyaları getirdim. Abla, gelinliğin gerçekten çok güzel. Sen mi seçtin bunu? Elbette. Tabii ki onun seçimi. Başka kimin olabilir ki? Kendisi dışında kimsenin tercihlerine tahammülü yok çünkü. Hala lütfen. Yine aynı defterleri açmayalım, olur mu? Neden açmayacakmışım? Neden açmayayım? Annem bugün hayatta olsaydı ona demediğini bırakmazdı. Ama artık o benim sorumluluğum. Hepiniz bunu kafanıza sokun. Biriyle evlenmek çok kolaydır. Ama onu sürdürmek çok zor. Bir erkek ancak koca olduğu zaman karakterini ortaya çıkarır. Saat. O kanında zerre vefa olmayan bir babanın oğlu. Evliliği nasıl sürdürebilir ki? Neyse. Bundan sonra ne olursa olsun, iyi kötü, doğru yanlış, bu senin nasibin. Sen de buna katlanmak zorundasın. Zoru görünce bu eve sakın dönme. Neticede bu evlilik senin rızanla belirlendi. Bundan sonra ne olursa olsun, iyi veya kötü, bu senin meselen. Anladın mı? Nagma. Nagma. Geliyorum. Kafasına sokun bunu. Evlilik çocuk oyuncağı değil. Halam bir türlü dilini tutamıyor. Bütün keyfimizi kaçırdı. Aysa'dan sonra sıra kimde kızlar? Kim kına yaktırmak ister? Ben isterim abla. Üzgünüm ama bunu yapamam. Bir zamanlar oğlumu evlendirmek istediğim bir kızın düğününe katılmam mümkün değil. Siz gitmek istiyorsanız gidin ama beni zorlamayın. Anne lütfen anlamaya çalış. Layık amca bizzat buraya gelip bizi davet etti. Eğer gitmezsek onu çok gücendirmiş olacağız. Faris sen sus. Sürekli o insanları savunmana hiç gerek yok oğlum. Kim ne düşünürse düşünsün. Bu benim meselem değil. Hakarete uğradığımız bir yere asla gidemem. Bu konuda üstüme gelmeyin. Hayır anne. Aynı fikirde değilim ben. Ben bu düğüne katılacağım. İstemiyorsan sen katılma. Ama ben orada olacağım. Bu da benim son kararım. Her ne yaşandıysa Fiza'nın bir suçu yok. Layık amcanın da yok. Bu Ayza'nın hatası. Biz de Ayza'nın yaptığı bir hata yüzünden ailesini sorumlu tutamayız. Ve oraya gitmeyi reddederek o insanları kimsenin önünde küçük düşüremeyiz. Halamın söyledikleri seni gücendirmesin Ayza. Nasıl biri olduğunu biliyorsun. O her zaman böyledir. Ayza. Neyin var senin? Mutlu olman gerekmez mi Ayza? Geçmişi hatalarla dolu birinin geleceği nasıl güzel olabilir ki? Söylesene Fiza. Ayza, neden her şeye bu kadar karamsar bakıyorsun? Sevdiğin insanla evleneceğin için mutlu olman gerekirken neden böyle yapıyorsun? Baba sen... Evet canım benim. Siz hala yatmadınız mı? Hayır baba, gel otur. Benim de gözüm uyku girmedi canım. Ben de Ayza'yı göreyim dedim. Belki bir daha bu şansım olmaz. Baba, lütfen beni affet. Biliyorum, seni çok incittim ben. Hayır canım, bu doğru değil. Ben her şeyi çoktan unuttum.
Sen de bütün acı anıları bu evde unutmalısın. Yeni yaşamını ağlayarak başlayamazsın güzel kızım. Tamam. Düşünüyorum da sanki daha dün gibi. Hepiniz etrafımı sarar, sizi omuzlarımda dolaştırmam için birbirinizle yarışırdınız. Çok şükür sizi bugünlere getirebildim. Artık yavaş yavaş hepiniz evlenip gideceksiniz. Hepiniz kendi evlerinize geçeceksiniz. O gün benim için mutluluk mu olur, keder mi olur bilmiyorum. Siz gidince bu evde yapayalnız kalacağım. Biz seni asla yalnız bırakmayız baba. Kızlarından biri her zaman mutlaka yanında olacaktır. Hayır canım, hayır. Allah size kendi yuvalarınızda huzur, bereket versin. Hepimiz mutlu olalım. Amin. Bir baba için hiçbir dua bundan kıymetli değildir. Neyin var Saat? Neden bu kadar düşüncelisin? Uğruna bu kadar deli olduğun kız bugün sonsuza kadar senin olacak. Ama ben yüzünde mutluluk göremiyorum. Mesele nedir? Ha? Saat canım. Hazırsın değil mi? Maşallah. Oğlum pek bir yakışıklı olmuş. Allah seni nazardan korusun. Sana mutlulukların en büyüğünü versin. Her şey gönlünce olsun. Bana da biraz dua eder misiniz? Mutluluk paylaştıkça azalmaz, aksine çoğalır. Herkes nasibindeki mutluluğu mutlaka yaşar. Saat, vakit geldi. Gecikmeyelim. Dışarıda bekliyorum. Hazırsan gidelim. Tamam. Efendim, siz de buyurun. Yaklaşın. Biraz daha lütfen. Kayınvalidenden haber var mı canım? Damadın ailesi gelmek üzere. Bilmem, yolda olmalılar baba. O zaman canım, sen danışı ara ve nerede olduklarını sor. Vaktimiz kalmadı. Abi, nikah memuru seninle konuşmak istiyor. Daniş abi geldi. Ben de seni aramak üzereydim. Ne sanmıştın? Gelmeyeceğimi mi? Çok güzel olmuşsun.
Davetliler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Ailen nerede? Geliyorlar, şu an yoldalar. Güzel güzel, bunu duymak çok iyi. Maşallah, her şey çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Benimle gel. Abimin evet, evet. Yanına gidelim. Elbette. Hadi. Önden buyur. Efendim, kapıyı boşuna çalmayın. O insanlar evlerinde yok. Nereye gittiler? Bugün Saat Bey'in düğünü var. Ailecek oraya gittiler. Babam arıyor anne. Allah'ım, umarım düğünle ilgili bir şey bilmiyordur. Nasıl bilebilir ki anne? Günlerdir bizimle bir kere bile konuşmadı. Şimdi ne diye bizi arıyor olabilir ki? Cevap vermeyeyim mi? Hayır. Telefonlarına bakma Saat. Düğününü mahvetmesine izin verme. En iyisi telefonu kapat sen. Seni bekleyen mutluluğu düşün sadece. Thank you.
Herkes hazır olduğuna göre başlayabiliriz. Layık Ahmet kızı Ayza Ahmet, kendi rızanla, Abid Hüseyin oğlu Saad Abid'le 100 bin rupi mihir karşılığı bütün şahitlerin huzurunda evlenmeyi kabul ediyor musun kızım? Kızım, evlenmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum. Ediyor. Tekrar söyle kızım, kabul ediyor musun? Ediyorum. Ediyor. Surat asmayı bırak lütfen. Gören eden ne der? Milletin ağzına düşmek istemiyorum. Gelmeyi kabul ettiğim için dua et sen. Ama benden bundan fazlasını bekleme. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz Ekrem Bey. Sizi yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Elbette. Eksik olmayın. Ne demek? Gelmemek mümkün mü?
Her şeyden önce bu oğlumun kayınpederinin ailesi. İkincisi, gelinimizi bu güzel günde nasıl yalnız bırakırdık? Allah hepinizden razı olsun Ekrem Bey. Senden de. Aa, Faruk seni arıyor Layık abi. Hadi gidelim. Tamam, geliyorum. Kusura bakmayın. Elbette lütfen. Ne demek. Gidelim. Efendim, yemeği... İstemiyorum. Defol git. Çabuk tutun, her şey hazır olmalı. Misafirler bir sorunla karşılaşmamalı. Yemekleri en kısa sürede hazır etmemiz gerekiyor. Tamam efendim, sorun yok. Siz hiç endişe etmeyin. Güzel, güzel. Yönetme becerin olağanüstü. Çok etkilendim. Aslında babam çok meşgul olduğu için o yüzden ben de sorumluluk alayım dedim. Aslında becerikli olduğumu düşünmen hoşuma gitti. Sorumluluk almayı seviyorsun. Bu harika. Şüphen mi vardı? Aslında vardı. Artık yok. Ne demek istedin? Bunu başka zaman anlatırım. Hı? Başka zaman mı dedi? Başka zaman anlatırım. Başka zaman anlatırım. İrem, arkadaşın nerede? İşte geliyor. Selamun aleyküm. Nasılsın İrem? Hoş selamun geldin. Aleyküm selam. Çok hoş görünüyorsun canım. Anım nerede? Anım burada. Orada. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hanya, burada ne yapıyorsun sen? Orada birçok insan seni bekliyor. Benim de diğer misafirlerle ilgilenmem gerekiyor. Hala, bu benim arkadaşım İrem. Bu da annesi ve abisi. Selamun aleyküm. Kusura bakmayın, sizi tanıyamadım. Muhtemelen hiç tanışmadık. Annen rahmetli olduğunda Lahor'da annemleydim. Maalesef cenazesine katılamamıştım. Haliyle sizlerle tanışacak fırsatı olmadı hiç. Maşallah, yeğenlerinin hepsi çok güzel. Evet, Allah hepsine hayırlı kısmetler nasip etsin. Amin, amin, inşallah. Allah nasip ederse yakın bir zamanda ziyaretinize geleceğim. Elbette, her zaman bekleriz. Hala, gidip Ayza ablama bakayım. Böyle buyurun. Tamam. Hadi. Kısmet bugüneymiş. Seni tanıdığıma çok sevindim. Teşekkür ederim Danış. Bugün şerefime, onuruma sahip çıktın. Beni korudun. Eğer bugün gelmemiş olsaydın, insanlar kim bilir neler konuşacaktı. Beni o sorulardan kurtardın. Teşekkür etmene gerek yok Fiza. Aslına bakarsan ben özür dilemeliyim. Annem öyle istediği için senden evi terk etmeni istemiştim. Bunu yapmamam gerekirdi. Üzgünüm. Mümkünse eğer affet beni. Danış, ben teşekkür etmek zorunda değilsem, sen de özür dilemek zorunda değilsin. Biz artık evliyiz Danış. O yüzden bu tür formalitelere hiç gerek yok.
Vay vay vay. Bu anı hemen ölümsüzleştirmek gerek. Mükemmelsin Faris. Harika oldu. Bir de telefonla övünüyor. Gönderdim. Bak şuna. Sağ ol. Nerede hiç bilmiyorum ama bu adamı görmüştüm. Kim bu? Onun adı ne? Saat. Babamın bir yakını. Saat. Hayır, bu isimde birini tanımıyorum. Hayır. Karıştırmış olmalıyım. Allah mesut etsin. Her neyse. Güzel. Gel, biz de oraya gidelim. Tamam, hadi gidelim. Ah Şemsa. Nasılsın? İyi ki geldin. Ben pek ihtimal vermiyorum. Gelmez olur muyum hiç? Ben en eski komşularınızdan biriyim ve senin arkadaşınım. Nasıl görünüyorum? Maşallah, iyi görünüyorsun. Ben nasıl olmuşum? Ah çok güzel. Nagma, söylesene canım. Kim bu damat? Nereden buldunuz? Gerçekten çok da yakışıklı. Yakışıklı olsa ne olur? Bu var ya, bizi herkese rezil eden adam. Ne diyorsun? Layık abi buna nasıl razı oldu? Zavallı adam ne yapsın? Kızına ne kadar karşı koyabilirdi? Sonunda vazgeçmek zorunda kaldı. Bu devirde aşkın gözü kör. Kafaları bir başka. Doğruyu yanlışı göremiyorlar. Olanları biliyorsun. Biz zaten küçük düştük bir kere. Bir rezalet daha çıkarsa ne yapardık bir düşün. Abim de böylesini münasip gördü. Bizim için tek çarenin evlenmeleri olduğuna karar verdi. Hadi sen git otur, ben birazdan dönerim. Hadi. Tamam canım. Geliyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Ne vardı? Benim için ne düşünüyorsun? Anlamadım. Bu nasıl bir soru? Basit bir soru. Benim için ne düşünüyorsun? Demek istediğim, hakkımdaki fikrini merak ediyorum. Neden bilmek istiyorsun? Seni çok beğeniyorum. Ve nihayetinde seninle evlenmek istiyorum. Ama tabii ki önce onayına ihtiyacım var. Ben ne cevap vermem gerek bunu hiç bilmiyorum. Bak hanım, vereceğin her cevaba saygı duyuyorum. Benim için önemli olan babamın kararıdır. Benim için neyi uygun görüyorsa, bu da benim kabulümdür. Şimdi izninle. Anne, abimin seçimini nasıl buldun? Gerçekten çok hoş bir kız. Şimdiden tebrik ederim abi. Annem istediğin kızı onaylıyor. Evet, ama bundan önce bakmamız gereken bir sürü şey var. Mesela ailesi. Sen bunu hiç dert etme. Babası onurlu bir adamdır. Herkes ona saygı duyar. Sanırım ben telefonu arabada unuttum. Gidip alayım. Tamam. Güzel kız gerçekten. Selamünaleyküm. Oturabilir miyim? Elbette ve aleykümselam. Otur lütfen. Siz hangi taraftansınız?
Aslında gelinin kız kardeşi Hanya kızımın en yakın arkadaşıdır. Aa, Hanya'nın arkadaşı demek. Söylesene, kızının başı bağlı mı? Hayır. Şimdilik öyle bir şey yok. Allah ne zaman nasip ederse artık. İnşallah. Ben Hanya'nın yanına gideyim. Tamam. Sen gelinin ailesini nereden tanıyorsun? Aynı mahallenin insanlarıyız. Yıllardır beraberiz. Evlerine sürekli girip çıkan biriyim. Anlıyorum. Peki ne tür insan bunlar? Bana anlatsana. Layık abi onurlu, saygın bir adamdır. Buna bütün mahalle şahitlik edebilir. Anladım. Ama kızlar öyle değil, fazla özgürler. Zavallı adam onların yüzünden kötü günler geçirdi. Çok çekti. Ne demek bu? Ben bundan bir şey anlamadım. Bugün evlenen kızı var ya, oradaki, Ayza. Çoktan evlenip gitmiş olmalıydı. Ama düğün günü herkesi ortada bıraktı ve kaçtı. Bugün evlendiği adamın yanına gitti. Meğer üniversitede bunlar yakın arkadaşmış. Zavallı Layık abi, insan içine çıkamadı. Ama bu kızın umurunda mı? Sonunda istediğini almayı başardı. Ama ailenin bir sorunu yok. Hepsi iyi insanlar. Otur lütfen. Yeni bir olay çıkarmaya hiç gerek yok. Bunu evde konuşuruz. Sen bana ver İrem. Al bakalım. Ay nasıl? Yok da? Öyle olmaz. Bir tane daha çekelim. Aa evet, çok güzel. Affedersiniz. Evet bu evet, da tamam. Harika oldu. Bak güzel değil mi? Evet. İrem, eve dönüyoruz. Daha yeni geldik anne. Teyze, bir şey mi oldu? Neden bu kadar erken gidiyorsunuz? Daha yemek yiyeceğiz. Başım tuttu benim. O yüzden gitmek en iyisi. Hadi kızım, daha kaç defa söylemem gerek? Tamam, eve vardıktan sonra seni ararım. Tamam, kendine iyi bak. Hüdahafız. Anne, ne oldu böyle birden? Bu yaptığımız kabalık değil mi? Hayın'ın ailesi ne düşünür sonra? Bunu onunla arkadaş olmadan önce düşünseydin, bugün bunu yaşamazdık. Gidelim buradan. Anne, ne oldu? Biraz önce gayet neşeliydin. O zaman başım tutmamıştı. Şimdi başım ağrıyorsa ben ne yapabilirim? Geliyor musunuz yoksa beni sorgulamaya devam mı edeceksiniz? Gidelim. Hadi. Tamam.
तेरा सर रख के तुझको सुनाना ठंडी हवाओं से छूकर तेरा गले से लगाना मेरे कांधों पे तेरा सर रख के तुझको सुनाना ठंडी हवाओं से छूकर तेरा गले से लगाना जा सलामत रहो ये मेरी दुआ है सारे आलम की खुशियां खुदा दे Bu saatte neden burada yalnız oturuyorsun? İyi hissetmiyor musun? Ayza'yı özledim. Ev onsuz bomboş sanki. Gideli daha birkaç saat oldu. Yokluğunu şimdiden hissediyorum. Yüreğim ağrıyor sanki. Buna hep inanmışımdır. Kızlar evin kandili, ışığı. Giderken ışıklarını da götürdüler. Baba, şimdi bizim için şükretme zamanı. Kızlarından biri daha kendi evine gitti. Allah'a şükür. Dualarım senin ve Ayza'nın yuvasının mutluluğu için kızım. Er geç, Hanya da, Anun da hayırlısıyla kendi evlerine gider inşallah. Onlar okuyorlar baba. Canım ben, ölmeden önce onların da evlendiğini görmek istiyorum. Bu hayatta hiçbir şeye güvenilmez. Korkuyorum kızım. Ölürsem size ne olur diye düşünüp dertleniyorum. Allah sana uzun ve sağlıklı bir ömür versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Neyse. Hadi canım. Sen yat. Hadi. Git kızım. Basit bir soru. Benim için ne düşünüyorsun? Demek istediğim, hakkımdaki fikrini merak ediyorum. Seni çok beğeniyorum. Ve nihayetinde seninle evlenmek istiyorum. Ama tabii ki önce
onayına ihtiyacım var. İrem'in annesine birden ne oldu öyle? Neden çekip gitmiş olabilir? Biri ona bir şey mi söyledi? Ne sanmıştın? Gelmeyeceğimi mi? Çok güzel olmuşsun. Nerede hiç bilmiyorum ama bu adamı görmüştüm. Kim bu? Allah'ım, sen yardım et. Danış Saad'ın kim olduğunu öğrenmesin. Danış, ben teşekkür etmek zorunda değilsem, sen de özür dilemek zorunda değilsin. Sonuçta biz evliyiz. O yüzden bu tür formalitelere hiç gerek yok. Merhaba anne. Gel. Gel de otur hadi. Seni rahatsız etmedim ya. Hayır, etmedin. Aslında ben de seni görmeye gelecektim ama sonra uyumuş olabileceğini düşündüm. O yüzden gelmedim. Anne, sana teşekkür etmek istiyorum. Bugün benim için düğüne geldin. Bu kıymetli. Hadi. Seninle ilgisi yok. Ben oraya gittiğim için mutluyum. Çünkü orada olmasaydım, gerçeği öğrenemezdim. Gerçek mi? Ne gerçeği? Danış, senin bundan haberin var mı? Ayza'nın evlendiği kişinin kim olduğunu biliyor musun? Evet anne. Fiza bana birkaç bir şey anlattı bildiğim kadarıyla aile dostları. Yalan söylüyor. Aile dostu değil. Ayza'nın evlendiği, bugün hayatını birleştirdiği adam düğün günü uğruna evden kaçtı. Adamın ta kendisi. Üniversitede yakın arkadaşlarmış onlar. Ne anlatıyorsun sen anne? Doğruyu söylüyorum. O kız sana yalan söylüyor. Hayır, bu doğru olamaz anne. Bir yanlış anlama olmalı. Yanlış anlayan biri varsa bu sensin. Onlara çok fazla güveniyorsun. Anlatmaya çalıştım ama dinlemedin. Evet. O ailenin gerçek yüzü bu. Her biri yalancı, güvenilmez.
Ben daha ilk gün ne olduklarını anlamıştım onların. Ama babam bir türlü gerçek yüzlerini göremiyor. Hepsinden önemlisi, beni sen düş kırıklığına uğrattın. Israrla o kıza güvenmeyi seçtin. O kız da ailesiyle birlikte seni aptal durumuna düşürdü. Düşürmeye devam ediyor. Bugün bir kere daha şerefimizle oynadı. Senin karın yerine koyduğun o kız bugün ustaca bir yalanla seni bir kere daha aptal yerine koydu. Kardeşinin sevgilisiyle evlendiğini sana söylemenin uygun olmadığını düşündü. Neyse. Olan oldu. Bak canım. Amacım asla seni incitmek değil. Senden sadece bir şey anlamanı istiyorum. İlişkiler, anlayış, bunlar karşılıklı olmalı. Anlıyor musun beni? O kızın yaptığı gibi hiç kimse başkalarının duygularıyla oynamamalı. Kimse birini incitmemeli. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Artık gerisi sana kalmış oğlum. Bırak ben yapayım. Bana bırak. Bunu bana neden yapıyorsun? Neden yapıyorsun Ayza? Elimi bırak. Bana yaklaşmaya cüret etme sakın. Ve bir şeyi hiçbir zaman unutma. Ben istediğim için burada değilim. Sadece mecbur olduğum için geldim. Hepsi bu saat. Bana kalsa seninle evlenmek yerine ölmeyi yeğlerdim. Ayza, bir hata yaptığımı biliyorum ve bunun farkındayım. Ve herkesten özür dilemeye hazırım. Herkesten Ayza, senden, babandan, kardeşlerinden, kim varsa hepsinden, herkesten. Ama lütfen bunu bana yapma, lütfen. Özür ha? Bana öyle büyük bir acı yaşattın ki, kalan hayatın boyunca benden her gün özür dilesem bile ben seni asla affetmeyeceğim.
Ayza'nın evlendiği kişinin kim olduğunu biliyor musun oğlum? Kim bu? Babamın bir yakını. Fiza bana birkaç bir şey anlattı. Bildiğim kadarıyla ailede... Yalan söylüyor. Ayza'nın evlendiği, bugün hayatını birleştirdiği adam düğün günü uğruna evden kaçtığı adamın ta kendisi. Maşallah, maşallah. Allah'ıma bin şükür. İkinizi bir yastıkta kocatsın. Mutluluğunuzu daim etsin. Ama neden bileklerinde bir şey yok? Sen yeni gelinsin canım. Bu hiç hoş görünmez. Bugünlerde takıp takıştırman gerekir. Ben bakarım. Ayza'nın ailesi olabilir. Bak, bana istediğin gibi davranabilirsin, tamam mı? Ama lütfen annemin önünde ters bir şey söyleme. O bu evlilikten çok mutlu. İzin ver bunu yaşasın. Sen? Evet, ben. Ya ne sandın, oğlumun mutluluğunu tek başına yaşamana izin vereceğimi mi? Doğrusunu istersen bu kadar alçalabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu benim oğlumun en mutlu günü ama sen beni bundan mahrum etmek için her şeyi yaptın. Olay çıkarmana gerek yok Hüseyin. Git artık buradan. Oğlumu görene kadar bir yere gitmiyorum. Sen de hiçbir şekilde engel olamazsın. Sen burada kal. Baba? Sen? Senden bunu beklemezdim Saat. Hayatının en önemli kararını tek başına almışsın. Unut gitsin. Değil benim fikrimi almak, söylemeye bile tenezzül etmedin. Ve sen bütün bunları... Onun için yaptın, onu dikkate aldın. Babanı unuttun. Onun yüzünden. Baba, lütfen. Sözlerine dikkat et. O benim eşim. Eşin, evet. Bak evlat, onlarla bizim aramızda çok ciddi statü farkı var. Tamam mı? O seni hak etmiyor. Ne o ne de ailesi senin dengin insanlar değiller. Senin umrunda olan tek şey bu, değil mi? O buna layık biri baba. Sen kimsin ki birinin bana layık olup olmadığına karar verebiliyorsun? Bu tavır sana yakışmıyor baba, tamam mı? O kız için mi beni hor görüyorsun? Bana sesini yükseltiyorsun bir kız için ha? Sen onun ailesiyle alay ettin, hor gördün, değil mi? Dalga geçtin. Şimdi de bunu eşime yapıyorsun. Eşimin ailesi benim de ailem. Buna daha fazla tahammül edemem, anlıyor musun? Kesinlikle. Ben de tam bu sebeple buna karşıydım. O aileden biriyle evlenmeni istemedim. Biliyorum, aşkın gözü kördür. Gözlere set çeker, gerçekleri görmeni engeller. Ama ben kör değilim. Hele aptal hiç değilim. Seni annen teşvik etti. Bu doğru.
Onu ben teşvik ettim. Sana haber vermemesini de ondan isteyen bendim. Çünkü seni tanıyorum. Berbat geçmişin yüzünden mutluluğunu mahvetmesini istemedim. Umarım bir şeyin farkına varmışsındır Hüseyin. Bizim hayatımızda artık bir yerin yok senin. O yüzden git artık buradan. Git! Bir şeyi sakın unutma Saat. Annenin sözünü dinleyip evlenmekte büyük bir hata ettin. Tamam mı? Bir gün buna çok pişman olacaksın. Ve o gün anımsayacağın kişi baban. Ben gidiyorum. Günaydın anne. Günaydın baba. Günaydın. 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 Danış neden hala gelmedi? Bugün işe gitmeyecek mi? Danış Bey erkenden çıktı efendim. İşe mi gitti? Kahvaltı yapmadan. Aç olmadığını söyledi efendim. Ve oldukça sinirliydi. Beni yine sebepsiz yere azarladı. Kesin onu kızdıracak bir şey söylemişsindir, o yüzdendir. Sana defalarca fikirlerini kendine sakla dedim ama beni dinlemiyorsun. Geç şimdi, işine bak. Sen bir şey söyledin mi? Seni defalarca uyardım, ona bir şey söyleme. Adamın aklını bulandırma dedim. Neden ateşin üstüne körükle gidiyorsun? Benim bir şey yaptığım yok. Ona doğruyu söyledim. Yani doğruyu bir sen söylüyorsun. Herkes yalan söylüyor, değil mi? Kavganızı bölmüş gibi olmayayım ama biri bana niçin tartıştığınızı söyleyebilir mi? Bunu annene sor. Niçin tartışıyordunuz? Boş ver. Sen yemeğini ye. Baban aşırı tepki veriyor. İzninle. Eğer babanı korumak için buradaysan sakın böyle bir şey yapma. Yoksa kimse benden daha kötü olamaz. Hem ailem hakkında böyle konuşmaya nasıl cüret eder? Kim olduğunu sanıyor o? Sakin ol, sakin ol. Buraya onu savunmaya gelmedim ben. O sadece ağzına geleni söyledi, her zaman olduğu gibi. Onun adına senden özür diliyorum. Benden kaç şey için özür dileyeceksin? Madem babam bu evliliği onaylamıyor, o zaman sen de onun sözünü dinleyip benimle evlenmemeliydin. En azından sen de huzurlu olurdun, ben de hayatımı cehenneme çevirmezdin. Benimle olmak cehennem mi? Daha da kötü.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.